Ya hadi gel bir dışarı çıkalım, bir havalanalım ya. Gel. Bu konuyla ilgiliyse ben fikrimi değiştirmeyeceğim. Ya Sibel, bunu da konuşuruz. Hadi gel bir konuşalım, bir havalanalım. Gel. Tuncay, biz de seninle konuşsak iyi olacak oğlum. Aldığın kararlar ciddi anlamda kaygılandırıyor beni. Anne, kaygılanacak ve konuşacak bir şey yok, tamam mı? Oğlum böyle paldır küldür karar alınmaz ki. Böyle şeyler aile meclisinde bir oturulur, konuşulur, öyle karar verilir. Şükran Hanım, niyetimiz sizi çiğnemek değildi gerçekten. Sadece olaylar biraz hızlı gelişti. Anne, baba, endişelenecek bir şey yok. Çok mutluyum. Gerçekten. Elif de öyle. Değil mi Elifciğim? Ben Koraslan ailesinin kriz masasına daha fazla katlanamayacağım. Tuncay, sen de yüzsüzlükte arşa çıkmışsın. Tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Tuncay, bu kadar basit alınacak bir olay mı? Biz neler yaşadık? Bu kız bize ne yalanlar söyledi? Şükran Hanım, biliyorum şu anda bana güvenmiyorsunuz. Ama zamanla niyetimin kötü olmadığını anlayacaksınız. Bir dakika kızım. Ben oğlumla konuşuyorum. Anneciğim, müstakbel gelinle konuşuyorsun. Konuşmalarına dikkat edersen sevinirim. Sen de annenle konuşurken biraz dikkatli olursa. Terbiyesiz. O zaman siz de benim kararlarımı eleştirmeyin, tamam mı? Lütfen. Oğlumuzu üzmeyeceğim Şükran Hanım. Endişeniz olmasın. Nedense hiç inanmıyorum. Anneciğim, siz inansanız da inanmasanız da benim aldığım kararlara saygı duymak zorundasınız. Sibel'le Eren'e duyduğunuz gibi, tamam mı? Ben de sizin oğlunuz olarak böyle bir hakkım vardır diye düşünüyorum. Ayrıca Elif benim karım olacak. Siz de onu gelininiz olarak kabul etseniz iyi edersiniz. Tuncay, tamam mı? Sakin ol sen de lütfen. Tamam. Ya Sibel, hala buraya taşınacağız diyorsun ya. Ben derdimi anlatamıyorum sana. Ben burada yaşamak istemiyorum Sibel. Ya Elif'in ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun? Huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Ya biz hep beraber bu evde yaşadığımızda huzurlu mu olacağız Sibel? Peki bunu sorayım sana. Ya konumuz o değil. Anlamıyorsun. Ne konumuz ne Sibel? Konumuzu anlat o zaman ya. Elif'in Tuncay'la birlikte olması, buraya taşınma istemesi tamamen seninle alakalı. Seninle kopamıyor. Ya zannetmiyorum Sibel. Yani Elif'in beni düşündüğünü gerçekten zannetmiyorum. Ya ben çok eminim. Ya Sibel, öyle olsa bile ne değişir ki? Ben karımla ömrüm boyunca mutlu, mesut bir hayat yaşamak istiyorum. Huzurlu, güvenli bir hayat yaşamak istiyorum. Bu kadar seninle Sibel. Ben de öyle olmasını istiyorum. E tamam o zaman. Efendim Arda. Ne? Ne diyorsun sen ya? Arda iyi mi babam? Söyle, hangi hastanedesiniz? Gelelim hemen. Tamam tamam, geliyoruz. Bir dakika ya, ne oldu ne oldu? Babam kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi geçirdi? Evet. Ne diyorsun? Hadi gel, hastaneye gidelim o zaman. Tuncay, bizi habersiz bırakmayın oğlum, tamam mı? Tamam tamam, hadi hadi gel. Senem. Senem kızım, iyi misin? Anne, biz Burhan amcaya çok kötü şeyler söyledik ya, ona bir şey olursa. Tamam tamam, hemen kötüye yorma. Bak merak etme, iyi haberler gelecek, tamam mı? Şükran Hanım. Karalar bağlamayın. Ne oluyor size? O zaman diyorum ki birkaç günlüğüne, ne bileyim, taraflarımı ışınlansak acaba hani? Balayı gibi. Yani yapamadık ya. Olur. Hadi sizinkileri uğrayalım da bir ayıp olmasın. Erhan. Erhan babam. Ne oldu? Erhan babam kalp krizi geçirmiş.
Ne diyorsun sen ya? Evet, hastanedeymiş. Arda aradı şimdi, sesi çok kötü geliyordu. Tamam, sakin ol, tamam. Elif, hadi bir an önce gidelim. Ben de gidiyorum Sibel. Tamam, Elif, bir şey ihtiyacınız olursa haber verin. Melis'in tanıdığı doktorlar var. Tamam, tamam, haber veririz canım. Hadi gidelim, ararız biz seni. Tamam, hadi. Hadi. Tamam, hadi, hadi gidelim, ne olur hadi. Ben bir Arda'yı arayayım. Çocuk sonuçta çalışanım. Bir şeye ihtiyacı varsa yardım etmek lazım. Çalışanın mı? Evet. Aa, senin haberin yok tabii. Ben Arda'yı işe aldım özel şoförüm olarak. Bir sakıncası yoktur değil mi senin için? Yok yok, ben Senem için düşündüm sadece. Yok, benim için sorun yok. Çalışıyor sonuçta. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı? Ara sen Arda'yı, haber alalım. Tamam. İnşallah iyidir Burhan Bey. Ne lazımsa, ne gerekiyorsa elimizden geleni yapalım. Sizi niye bu kadar ilgilendirdi Şükran Hanım? Tuncay orada. Bir ihtiyaçları varsa halleder. Ne demek niye ilgilendirdi? Ayrıca sizden icazet alacak değilim. Beni neyin ilgilendireceğine ben karar veririm Tahir Bey. Siz ne yapıyorsunuz ya? Adam orada ölüm döşeğinde ve siz şu an bunu mu tartışıyorsunuz gerçekten? Ben inanamıyorum ya. Senem dur. Allah Allah, aşkına. Dur dur, ben bakarım. Ben çalışma odasındayım. İyi akşamlar. Arda. Abla. Arda. Senin ne işin var burada? Dur oğlum, bir sakin ol. Burhan baba nasıl? Sen onlara haber ver bize. Bu arada doktor nerede? Ben gideyim konuşayım istersen ha. Ben konuştum zaten. Sen konuşunca ne değişecek anlamadım. Abicim, Burhan baba nasıldı? Yani ameliyat mı olacak, bypass mı olacak? Daha belli değil. Anjiyo yapıyorlar. Ona göre karar verecekler. Doktor da iyi konuşmadı. Ne dedi? Geç kalmışsınız falan dedi. Eve girdiğimde yerde yatıyordu abla. Belki biraz daha geç kalsam. Elif. Elif. Gel. İyi misin? Bir su getireyim bir şey. İyiyim. Yok, gerek yok. Doktor. Doktor bey, söyleyin ne oldu? Nasıl babam? Anjiyi tamamladık. Babanızın tıkalı olan iki damarını da balonla açtık. Tekrar kapanma ihtimaline karşı da stent taktık. Anladım. Peki bizim yapmamız gereken bir şey var mı doktor bey? Şu an için yok. İyileşecek ama değil mi? İyileşecek. Ama hayat eskisi gibi olmayacak hastamız için. Kendini çok yıpratmış. Yaşı da var. Peki bizim ne yapmamız lazım doktor bey? Yani bakım için önerebileceğiniz bir şey var mı? Beslenmesine, egzersizine dikkat etmeniz lazım. Ama en önemli olan üzülmeyecek, sıkılmayacak. Eğer kalbini eskisi gibi yıpratırsa bundan sonraki aşama bypass. O ameliyatı da maalesef kaldıramaz. Tamam, biz ne gerekiyorsa yaparız. Yapacağız, tabii yapacağız. Tabii yapacağız, hep birlikte yapacağız. Burhan baba iyi yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Haklıymışsın. İyileşecekmiş. İnşallah. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim yersiz ama Sibel de merak ediyordu. Ben arayayım Sibel, yoksa sen ararsın? Ararım, ararım. Ben ararım Sibel. Tuncay, benim Erhan'la çok önemli bir şey konuşmam lazım. Hemen geliyorum. Erhan. Ne oldu Nil? Biraz konuşabilir miyiz babamla ilgili? Olur, ne oluyor? Gel oturalım şöyle. Tuncay. Tuncay, babam iyi mi? Bir sorun mu var? Yok, iyi, bir sorun yok. Ha, öyle peşimizden gelince ben de bir şey oldu sanırım. Ha, siz de böyle içeride konuşmayınca benle ne konuşacaksınız diye merak ettim açıkçası. Merak ettim. Ne işin var diyecektim de. Yanında olmak istedim.
Sağ ol. Babam nasıl? Ya iyidir umarım. İyi. Yani ilk tehlikeyi atlattı. Sağ ol. Ben de Erhan'la babamla ilgili bir şey konuşacaktım onun için. Elif, doktorun dediklerini duydun. Yani ne gerekiyorsa yapacağız işte yani. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Az önce konuşsaydınız Elif. Yani içeride. Aslında hepimizin burada olması çok iyi oldu. Çünkü söyleyeceklerim hepimizi ilgilendiriyor. Ne söyleyeceksin? Hadi söyle artık Elif. Babam bizim ayrıldığımızı bilmiyor. Ya doktorun söylediklerinden sonra ben ona bunu söyleyemem. Hele seninle nişanlandığımı hiç söyleyemem. Ne demek istiyorsun? Ben anlamadım şu anda. Ne demek diye var ben. Anlamadım seni. Yalan mı söyleyeceksin? Ha? Üzülmemesi için. Üzülme. Elif olmaz. Yani. Pes artık ya. Yani şimdi Erhan'a yakın olmak için babanın hastalığını mı kullanacaksın sen? Ne? Yok artık ya Elif. Böyle bir niyetin yok değil mi? Niyeti belli değil mi? Hı? Erhan'la nişanlı numarası yapacak. Baktı Erhan ona dönmüyor. Böyle bir oyun kurdun değil mi? Yeni oyunumuz bu mu? Sen ne kadar fesatsın ya. Ben babamın canının derdindeyim. Sen neler söylüyorsun bana? Elif. Sibel. Sakin ol biraz. Lütfen. Tuncay bari sen anlat kardeşine. Gördün benim ne kadar üzüldüğümü, ne kadar acı çektiğimi. Abi bu eksikti. Abi kardeşi birbirine düşürme. Bravo ya. Dur Sibel tamam. Bak Elif. Biz gerçekten böyle bir şey yapamayız. Ki bence sen de yapmamalısın. Tuncay ben sadece babam için korkuyorum. Onun üzülmemesi lazım. Doktor da söyledi. Ya bari sen anla beni Erhan. Ya Elif anlayayım tamam da Burhan babaya yalan söyleyemeyiz ya. Ben yalan söyleyelim demiyorum ki. Ya sadece birazcık gerçeği saklayalım diyorum toparlanana kadar, bir kendine gelene kadar. Buradaki gerçek benim Erhan'la evli oluşum, senin de Tuncay'la nişanlı oluşum. Bunu nasıl saklayacaksın? Erhan babamı biliyorsun. Ne kadar üzüldüğünü sen gördün. Ya en azından biraz idare etsek diyorum toparlanana kadar. Bir süreliğine sadece. İyice saçmaladın sen artık. Sen bir karışmasana ya. Elif. Sibel gerçekten haklı bak. Gerçekten. O adamın orada olmasının tek suçlusu ben değilim. Yalan mı? Bütün bu yaşananlarda senin payın yok mu? Senin karının payı yok mu? Böyle bir şey kabul etmeyeceksin değil mi? Aynı şeyi 3 milyon teklif ettiğin gece ben de sormuştum. Alakası var şimdi? Konuyu nereye çekiyorsun sen ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya yeter artık ya. Gerçekten bak. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum Elif, haberin olsun ki. Ben de kabul etmiyorum. Kendim için istemiyorum Erhan. Gerçekten. Babam için. Lütfen son kez yardım et bana. Sibel. Senden çok özür dilerim Sibel. Bir süreliğine bana anlayış gösterir misin? Burhan baba için. Tamam Erhan. Sibel. Peşimden gelme. Elif ya. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Sevdiğin biri için fedakarlık yapmak ne demek? Anlamıyorlar. Bir süre. Burhan baba için bir süre Elif. Çok teşekkür ederim Erhan. Söz. Tamam.
Günaydın. Elif'in yanında kalsaydın niye geldin? Seni özledim. Karımı özledim, o yüzden geldim. Ferhan bırak ya. Ya dün akşam yaptığın şey benim için kabul edilebilecek bir şey değil. Ya Sibel, ben memnun muyum sanıyorsun Allah aşkına Burhan Baba'ya yalan söylemekten? Hoşnut muyum? Hoşuna gitmiyor ama Elif seni nasıl hala ikna edebiliyor bilmiyorum. Ya Sibel, ben bunu Burhan Baba için yapıyorum ya. Tamam mı? Ben sana onun yanında olma demiyorum. Ama Elif'le birlikteymiş gibi davranmanız artık ya ne bileyim hoşuma gitmiyor. Sibel, sadece kendini toplayana kadar Burhan Baba. Bir iyileşsin, bir ayaklansın. Sonra her şeyi anlatacağız zaten Burhan Baba'ya. Niyetinin kötü olmadığını biliyorum. Ama sen hala Elif'in gerçek yüzünü görmek istemiyorsun. Sibel, Elif benim umurumda bile değil. Yemin ediyorum. Dün akşam sana sarılırken öyle görünmüyordu ama. Bana haksızlık ediyorsun Sevil. Hayır, seni Elif'le yan yana görmeyi tahammül edemiyorum. Sibel, beni kıskanacağın bir durum yok, yemin ediyorum yok. Ben şimdi bugün Burhan Baba'nın karşısına çıkıp her şeyi anlatsam, adama bir şey olsa bundan sonraki hayatıma ben nasıl devam ederim, sen nasıl devam edersin? Biz nasıl yaşarız bundan sonraki hayatımızda? Seni biliyorum, tanıyorum. Senden zor bir şey istiyorum biliyorum ama bana birazcık anlayış göster lütfen. Ben istiyorum bunu senden Sibel. Bir süreliğine değil mi? Bir süreliğine. Burhan Baba ayağa kalktığı an her şeyi anlatacağız ona. Yeter ki bir iyileşsin. Tamam. Teşekkür ederim. Elif arıyor, Burhan Baba için arıyordur yüksek ihtimal. Efendim Elif. Tamam, geliyorum hemen. Hastaneden çıkarıyorlarmış, taburcu oluyormuş. Tamam, sen git. Burhan Baba'yı eve bırakır bırakmaz şirkete geliyorum, yetişiyorum toplantıya. Uzaklarda kaybolmuş.
sevgilim. Aşkım günaydın. Sana kahvaltı hazırladım. Ellerine sağlık ama ben sabahları böyle şeyler yemem. Yani karını yeterince tanımamışsın. Doğru söylüyorsun. Karımın böyle ufak tefek şeyler için trip attığını da bilmiyorum. Mesela tatlı tatlı. Ben hazırlanmam lazım. Toplantım var. Sibel bir kahvaltı yapsaydık ya. Biraz ertelesek olmaz mı toplantıyı? Ertelemek istemiyorum. Sen de geç kalmazsan iyi edersin. Ya o kadar hazırladım bari ben bir şeyler yiyeyim ya. Sen ellerinle gül mü yaptın? Aa, aferin bilmiyor musun? Barıştık mı? Biz hiç küsmedik ki. Ama artık benim ellerimden yemek yemezsin. Cezan büyük yerden kesildi desene. Bundan sonra ben yaparım o zaman bizim yemeklerimizi. Benim şirkete gitmem lazım. Şirkete görüşürüz. Tamam. Efendim Elif? Yok, gündüz uğrayamam Elif yani. Akşam ancak işten çıktıktan sonra belki gelebilirim. Sen Burhan Baba'ya böyle söyle. Tamam. Dediğim gibi şirkette görüşürüz. Demir ailesinden kurtulabilirsen tabii. Görüşürüz karıcığım. Aşkım. Aşkım. Ben valizleri yaptım. Seninkilerini de hazırladım. Ama ya eksik falan varsa bir bak. Yani daha önce kimseye valiz hazırlamadım çünkü ben. Aşkım. Sibel, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Bir şey mi oldu? Ya ben senden çok zor bir şey istedim sevgilim. Sen de anlayış gösterdin, kabul ettin. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem zaten az. De Erhan, ne oldu söylesene. Burhan Baba. Gazalarına gitmek istediğini söyledi 2-3 günlüğüne. Bir daha göremem belki falan dedi. Israr etti. Ben de şey yapamadım. Vallahi iptal yani. İptal değil sevgilim. Bir hafta erteleyeceğiz sadece. Söz. Ben gerçekten sıkıldım ya. Elif'ten de, Burhan babanızdan da sıkıldım. Siz baya baya... Elif'le tatile çıkacaksınız şimdi baş başa. Aynı odada da kalırsınız. Saçmalama, nereden çıktı o şimdi? Nereden mi çıktı? Ya siz şirkette el ele oturuyordunuz. Ya beni kör falan mı sanıyorsun sen? Bir dakika, sen beni çok yanlış anlamışsın Sibel. Tamamen Burhan Baba içindi. Ya böyle yaptığınız her şeyi Burhan babanızı bahane etmeyi bıraksanız artık. Siz diye konuşma artık, ben. Ben yaptım. Hoşlanıyorsun değil mi? Geri döneceksin değil mi Elif'e? Sibel, ne hoşlanması ne geri dönmesi, öyle bir şey yok. Sen neler söylüyorsun şu an? Yalan söylüyorsun öyle. Yeter artık. Ya Sibel. Sibel, aşkım. Burhan Bey üzülmesin. Burhan Bey'e bir şey olmasın. Ama Sibel ne hissediyor, ne istiyor? Kimsenin umurunda değil. Ne demek umurunda değil? Sibel, haksızlık ediyorsun bana. Haksızlık ediyorum öyle mi? Ben artık bıktım ya. Elif'in hayatımızda olmasından bıktım. Ben doğru düzgün ilişkimizi yaşayamıyorum ya. Ya biz niye evlendik ki? Ha? Bunun için mi evlendik? Sana beni çok iyi tanıdığını söylemiştim ya. Her şeyimi bildiğini. Aslında sana söylemediğim çok önemli bir şey var. Bunu söyleyip söylememek arasında çok gidip geldim. Bana eğer söylersen, anlatırsan Sibel. Yani dinlerim seni, biliyorsun.
Üniversitedeki bir erkek arkadaşım. Cüneyt. Ya çok aşıktık. Böyle artık 2 sene falan olmuştu. Bütün geleceğimizi birlikte planlamıştık. Evlenecektik. Sonra bir gün karşıma çıktı. Eski sevgilisiyle karşılaştığını söyledi. Ona karşı hala duyguları varmış. Beni terk etti ve 2 ay sonra evlendiler. Sen de doğal olarak onun sana yaşattıklarını benim sana yaşatacağımı düşünüyorsun. Ben o değilim Sibel. Onun sana yaşattıklarını zerresini yaşatmayacağım sana. Söz. Söz sevgilim. Bana evine gitmemiz şart değil. Senin olduğun her yer cennet bana. Her yer.